kolay. Yine çiçekli bir bileklik yapacağız. Papatya bileklik. Daha önce yine papatya bileklik yapmıştık. Onu ben yine bu taraftan ekleyeceğim. O da şöyle, yine papatya zincir, papatya zincir şeklinde ilerliyorduk. Bugün yapacağımızsa bence değişik bir örme stili de var. Hem onu öğrenmiş olacağız hep birlikte. Her seferinde çünkü iki düğüm attık bugüne kadar. Bunda yer yer tek düğümler atacağız. Tek düğümle nasıl mesela bir gövde oluşturulabilir? Bu başka türlü bileklik yapmanızda da size fayda sağlayabilir. O yüzden bugün böyle bir bileklik çalışacağız. Bu bir papatya bileklik. Yine istediğinizde renkleri değiştirebilirsiniz. Bugün yine bana uygun renkler seçerseniz, daha önce hiç örmediyseniz kolaylıkla örebilirsiniz. Aynı renklerden gidersek kafanızın çok karışacağı bir bileklik değil. Kolay, kibar, böyle farklı renklerde yapabileceğiniz bileklikler. Ben daha önce, şu an satıldığı için elimde yok ama bunun siyahlısını ve kırmızılısını yapmıştım. Yani beyaz yerine kırmızı, gövde yerine siyah ve ortasına yine istediğiniz herhangi bir rengi koyabilirsiniz. Ama genelde favorim böyle açık renkli bileklikler oluyor. Mesela şu gövdesini mavi yaptığınızda ve yine beyaz sarı yaptığınızda da çok tatlı oluyor. Bu bilekliği yapacağız. Yine 3 farklı ip kullanacağız. Sarı, fıstık yeşili ve beyaz. Sadece fıstık yeşilinde sonunda yine bahsederim. Alize'nin Bambu Koton düetini kullandım. Çünkü Alize Diva'da bu renk yok. Yani bu kadar açık bir renk yok. O yüzden böyle karıştırabilirsiniz iplerle. Geneli Alize Diva ile örüyorum zaten. Beyaz olan da sarı olan da Alize Diva. Bir tek bu Bambu Koton. Kağıdı olmadığı için gösteremiyorum. Onun dışında ölçülerini yine ekrana yazacağım ben. Hepsini her seferin, yani her zamanki gibi, benim ölçüm zaten bu parmak başımdan omuz başıma kadardı. Bunu 2 metreye yaklaşık olarak tekabül ediyor. Sonra onu ikiye katlıyoruz. Yani bir bir ayırmış oluyoruz. Sarı ipi çok az kullandığımız için loop kısmını da sarı yaptım. Böyle de hem bileklik bütünlüğü oluşmuş oldu bence. Siz de bu şekilde yapabilirsiniz. Yani çiçeğin ortasındaki renkle loop'u aynı yapmaya çalışabilirsiniz. Bu şekilde ipiniz fazla da artmıyor. Tam ucu ucuna yetiyor bu şekilde. Evet, bu bilekliği öreceğiz bugün. Şimdi videoya geçebiliriz. Şimdi ipimizi tam ortadan iki eşit parçaya ayrılacak şekilde ikiye katlıyoruz. Şuradan eşitliyoruz. Bu ipimizde loop kısmımız sarı olacak. Zaten sarı kısım bu papatya bilekliğimizde en ortaya gelecek. O yüzden diğerlerine göre daha az kullanıldığı için ipimiz zaten bize yeterli olacak. O yüzden her ipi eşit tutabiliriz. Totalde 2 metre, 2 metre, 2 metre böldüğümüzde de birer metre olacak şekilde bunları yine ben videoya ekleyeceğim bu kısmına. Şöyle oluyor yani 1, 2, 3, 4, 5, 6 toplamda 6 metre, 1 ip 2 metre, 2'ye böldüğümüz için kesmiyoruz çünkü loop yapacağız. Şimdi her iki tarafa da sarıyı eşit aldığımız için sarıyı biraz çekeceğiz üstten. Bir tarafta daha uzun olsun, loop'u oradan bitirelim yani. Yani şöyle düşünebilirsiniz, 1 metre, 1 metre, 1 metre ama bu sarı ipi yaklaşık olarak bir 20 santim kadar aşağı tarafa çektik. Yani şu loop yapacağımız kısma doğru çektik. Normalde hep diğer iplerden biraz daha uzun tutuyorduk ya, bir 30 santim kadar. Bunda onu yapmadık çünkü zaten dediğim gibi sarı bu ortaya geleceği için çok az bir ip gidecek ona. Onu oradan yedirebileceğiz. Şimdi loop yapacağımız için ben bir ip topu yaptım ve loop yapmaya başlıyorum. Öncelikle tüm iplerimizin üzerinden sağdan sola ve altından çekerek 1. Şimdi soldan sağa, altından çekerek 2. Şimdi sağdan sola, altından çekerek 1. Şimdi soldan sağa, bir sağdan sola, bir soldan sağa. Bu loop yapmak için. Yine ben burada loop videomu da eklerim. İzlemek isterseniz onu da izleyebilirsiniz. Çünkü biraz daha hızlı geçeceğim burada loop kısmını. Öncelikle
ortadaki iki yakayı birleştirmek için beyazı diğer beyazın üzerinden alıyoruz, altından atıyoruz bir. Tekrar aynı yerden, nereden başladıysak, ben sağdan başladığım için sağdan atıyorum. Bunu soldan da yapabilirsiniz. Evet, şimdi birleştirdik ve yürüteceğiz. Beyazı öncelikle soldan sağa, altından aldık bir. Her seferinde iki düğüm. Soldan sağa, altından aldık iki. Şimdi soldan sağa, altından aldık bir. Tekrar soldan sağa, altından aldık iki. Şimdi sol tarafa geçtik. Sağdan sola, altından üstünden aldık, altından geçirdik bir. Aynı işlemimizi sağdan sola tekrar yapıyoruz. Altından alıyoruz bir. Sonuna kadar yürütüyoruz. Her seferinde iki düğüm. Tekrar şöyle yaptık. Altından aldık. Evet. Şimdi bu bilekliğimizde ortası böyle çok tatlı bir lavanta, lila rengi gibi ortadaki. Onu biz burada sarıyla yapıyoruz. Şimdi o kısmı göstereceğim size. Şimdi bunun için beyazları kenara ayırdık ve ortasına sarı kondurmamız için öncelikle bir tane sarıyı iki yeşilimizin üzerinden soldan sağa alıyoruz. Altından çekiyoruz. Bir. Bunu bırakıyoruz. Şimdi burada kalan sarımız vardı ya sağ tarafta. Onu da yine iki yeşilin üzerinden sağdan sola geçiriyoruz. Altından alıyoruz. Totalde iki düğümümüzü bu şekilde atmış olduk ve bunları indiriyoruz. Aynı buradaki gibi beyaz çerçevemizi tamamlayacağız. Burası düz, şevrin, o V bileklik örümü gibi aşağı doğru iniyoruz dümdüz. Öncelikle beyazı soldan sağa sarının üzerinden aldık, attık bir. Aynı işlemi tekrar yapıyoruz soldan sağa 2. Şimdi tekrar yapıyoruz soldan sağa 1. Tekrar soldan sağa 2. Şimdi sağ taraftaki beyazı indireceğiz. Sağdan sola alttan aldık 1. Aynı işlemimizi tekrar yapıyoruz 2. Şimdi sağdan sola tek kalan yeşilimizin üzerinden geçirdik, altından aldık bir. Her seferinde iki düğüm. Tekrar yaptık. Şimdi ilk papatyamızı oluşturmuş olduk. Böyle rengarenk de yapabilirsiniz. Ben burada mesela bordo kullanmışım. Siz de bunun yerine siyah kullanabilirsiniz. Beyaz çiçek rengini de değiştirebilirsiniz. İsterseniz siyah, o beyaz çiçek yerine siyah yapıp bu araları beyaz yapabilirsiniz. Bu tamamen sizin kendi zevkinize bağlı, renk renk yapabilirsiniz. Ben o şekilde çalışıyorum. En favorim bu. Diğerlerini de beğeniyorum. Siz de istediğiniz renklerde yapabilirsiniz. Şimdi ortadaki kısmı ayarlamak için, yani şu bordo kısımları yapacağız şu an. Bizim buradaki bordo kısmımız burada yeşil olacak. Yani orta kısımlar açık yeşil olacak. Ama baktığınız zaman şu an en sol ve en sağda sarılar var. Öncelikle birer tane yeşilimizi bir dışarı çıkaracağız. Öncelikle sağdan sola sarının üzerinden attık, altından aldık. Bir. Şimdi aynı işlemi sağ tarafta yapacağız. Bu sefer soldan sağa sarının üzerinden aldık ve attık. İşte böyle. Şimdi bu dört ipi tek bir ip gibi tutuyoruz. Ve öncelikle soldan sağa, altından aldık. Şimdi sağdan sola, altından aldık.
sıra sıra. Bir sol tarafı yapacağız. Altından alıyoruz. Tamam mı? Bir de sağdan aldık, alttan aldık. Bir. Sağdan aldık, altından geçirdik bir. Hep bu ortadakini tek bir ip gibi tutuyoruz. Tekrar aldık, altından geçirdik. Ve bakalım bu aralık iyi mi, iyi olmuş mu? Evet, bu aralık gayet iyi. Şimdi tekrar iplerimizi hizaya sokacağız. Şimdi yine nasıl yapacağız? Ortadaki beyazlarımız zaten sabit kalacak. Öncelikle yeşilleri önce bir içeri sokacağız tekrar. Soldan sağa bir. Tek bir tane atıyoruz, tamam mı? Şimdi de bu en sağdakini yapacağız. Sağdan sola sarının üzerinden aldık ve attık. Oluşturduk. Şimdi en sağlarda sarılarımız kaldı. Şöyle yeşil ve beyaz. Şimdi beyazları aynı başladığımız gibi papatyamızı oluşturmaya tekrar başlıyoruz. Sağdan sola alttan al. Bir. Tekrar sağdan sola altından al. İki. Yürütüyoruz. Sağdan sola yeşilimizin üzerinden atarak, bu da ikinci düğümümüz. En son sarının üzerinden atacağız iki tane. Bir ve iki. Devam ediyoruz. Şimdi beyazımızı soldan sağa bir. Tekrar soldan sağa üzerinden aldık, altından geçirdik. Her seferinde iki düğüm. Bir, iki. Şimdi ne yapıyoruz? Şu ortadaki sarımızı. Ne yapıyorduk bunun için? Öncelikle yeşili tek bir ip gibi düşünüyorduk. Sarıyı üzerinden geçirip altından bir tane alıyorduk, sıkıyorduk, bırakıyorduk. Şimdi de bu sarıyı aynı işlemi yapacağız. Yeşillerin üzerinden geçirdik, altından aldık. İkinci düğümümüzü burada böyle bir özel düğüm tekniğiyle birleştiriyoruz. Ve şu an bu sefer papatyamızı artık kapatıyoruz. Soldan sağ sarının üzerinden aldık bir, tekrar soldan sağ sarının üzerinden aldık iki. Şimdi yeşillerden birini alıyoruz, soldan sağ bir, soldan sağ iki. Şimdi sağdan sola bir, tekrar sağdan sola iki. Tamam mı? Şimdi tekrar sağdan sola bir, sağdan sola iki. Şimdi beyazlarımızı birleştiriyoruz. İki düğümle yine bir ve sağdan sola iki. Şimdi yeşil kısmımıza geldik. Yeşil için ne yapıyorduk? Önce yeşillerimizi birer birer dışarı çıkarıyorduk. Sağdan sola bir. Bir tane atıyoruz düğüm. Soldan sağa bir. Şimdi bu ortada kalan dört ipi tek bir ip gibi tutuyoruz. Öncelikle soldan sağa altından aldık. Ve burada sıkıyoruz. Burada gevşek bırakmıyoruz, sıkıyoruz. Şimdi de sağdan sola. Şimdi soldan sağa altından aldık, attık.
sağdan sola altından aldık, attık. Soldan sağa altından aldık, attık. Sağdan sola attık. Devam ediyoruz. Soldan sağa attık. Sıktık. Şimdi de sağdan sola. Bir tane daha yapacağız. Soldan sağa. Bir. Şimdi de sağdan sola. İki. Evet. Yaklaşık olarak bir altı tane falan ördük. Ve ayarladık. Şimdi ne yapıyoruz? Aynı işlemimizi tekrar ediyoruz. Hep birinci motiften itibaren aynı şeyi yaptık. Ben pekiştirmek için biraz daha fazla yaptım. Önce yeşilleri birer birer içeri sokuyoruz. Soldan sağa bir. Şimdi de bu yeşili içeri sokacağız. Sağdan sola sarının üzerinden aldık. Altından geçirdik. Evet. İşlem bu şekilde devam ediyor. Burada başa sarıp devam edebilirsiniz siz de. Yine aynı şekilde beyazları birleştiriyoruz. Biraz hızlanacağım ben. Evet, şimdi sonuna kadar ördük. Yaklaşık olarak kaç tane papatyamız çıkmış? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 tane papatyamız çıkmış. Tekrar yeşil bir gövdeyle kapattık. Şimdi normal saç örgüsüyle bitireceğiz. Şöyle bantlayalım. Yani normalde sarı ip daha çok artacaktı ama biz loop kısmında da sarıyı değerlendirdiğimiz için hepsini eşit miktarda kullanabiliriz iplerin. Bu da artısı oldu. Şimdi kapatma işlemini yapıyorum. Normal dümdüz saç örgüsü. Evet, bilekliğimizi bitirdik. Şu şekilde sonlandırdık. Böyle çok tatlı, kibar bir papatyalı bilekliğimiz oldu. Yine sonuçların şurasını da yine sonunu saç örgüsüyle bitirdik. Başlangıcında bir loop yaptık. Normalde belki arkalı önlü tercih edebilirsiniz. Bu arkası. Yani herhangi bir ip ekleme olmadığı için kötü durmuyor. Ben bunda ön tarafı kullanmayı tercih ediyorum bunu. Bu tarafını. Evet. Kullandığımız ip yine Alize Diva. Sadece Alize Diva'da çok açık renkli bir fıstık yeşili ben bulamadığım için yine Alize'nin bunun etiketi yani kağıdı çıktığı için şu an gösteremiyorum ama bu da Alize'nin yine Bambu Koton Düet diye bir karışım ipi. Şöyle fıstık yeşilini kullandım. Gördüğünüz gibi farklı ipleri kullandığım zaman da yine bir bileklik olabiliyor. Yani illa her seferinde aynı ipi kullanmak için vazgeçmeyin. Elinizdeki iplerle yapabilirsiniz. Bu ikisi aynı ip değil ama kalınlıkları benziyor. Benzer olduğu için ben kullanmayı tercih ettim. Her ipimizin yine ölçüsü burada 2 metre. Zaten 3 ip kullandık. 2, 4, 6 metre. 2'ye ayırdığımızda birer metre oldu. Sadece loop kısmını sarı yaptığımız için bir tarafta 1 metreden 1 metreyi çekerek yaptık. Onu videoda gösteriyorum. Yani 1, 1,
1 metreden daha az, yaklaşık olarak mesela 20 santim öbür tarafa çektim ben. Onları ben size yine şekilleriyle göstermeye çalışacağım. Yine takalım bilekliğimizi. Böyle loop yaptığımız zaman en azından kullanımı kolay oluyor benim açımdan. Diğeri de güzel. O şekilde de çalışabilirsiniz. Loop yapmadan da çalışabilirsiniz. Şöyle bağlayalım. Burada da farklı bir rengi var mesela. Ben genelde çiçekleri beyaz tercih ettim ama siz çiçekleri de renkli yapabilirsiniz. Şöyle. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım faydalı bir video olmuştur. İzlediğiniz için, videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bana destek olmak için kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.